şeyi gördün mü Murat Dicle, size de sorayım. S400. Ben mesela S400 aktif mi değil mi? Siz biliyor musunuz? Henüz değil bildiğimiz kadarıyla. Aktif. Yok yani, henüz değil. Çalışmalar var ama henüz değil. Aktif hale getirin diyor. Yani bunu aktif hale getirmek için yapılacak çalışmaları tabii ki askerlerimiz bilir. Bu pandemi döneminde daha Rusya'dan gelecek parçalar var yok. Bunu tabii ki askerlerimiz izah eder ama biz bu sistemi esasen ihtiyacımız olduğu için aldık. Yani acil ihtiyacımız olduğu için aldık. Batılı müttefiklerimizden karşılayamadığımız için aldık. Dolayısıyla bu teknik çalışmaları da arkadaşlarımız sürdürüyor. Dicle. Libya da çok önemli. Libya'da ne oluyor Sayın Bakan? Dün yanılmıyorsam Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ile görüştünüz. Görüştüm. Ama bir taraftan da Ulusal Mutabakat Hükümeti içerisinde bir takım sorunlar mı var gibi sorular geliyor. Sarraç istifa ediyor. Sarraç, evet, bu akşam Sarraç edecek diye istifa edecek diye bir ondan dolayı değil. Orada yanlış bilgi var. İstifa diye bir şey yok mu? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Her iki tarafta da kolay değil tabii. Bir ülkenin düzeni bozulduğu zaman anlaşmayla da bir araya getirseniz Ulusal Mutabakat Hükümeti, ama kendi işlerinde görüş ayrılığı oluyor, herkesin farklı kabilesi oluyor, başağı ile ilgili bir problem yaşadı, tekrar göreve getirdiler. Diğer tarafta Agile Salih ile Haftar arasında, diğer gruplar arasında, Tobruk'taki mecliste, Agile Salih'in başkanı olduğu mecliste çok az kişi kaldı. Kimisi Mısır'a gitti, çoğunluğu Trablus'a geldi, kimisi Tunus'ta, bazıları 3. Avrupa ülkelerinde vesaire. Böyle bir dağınıklık var gerçekten. Allah hiçbir ülkeyi ve milleti böyle bir duruma düşürmesin. Ama son zamanlarda görüşmeler de var. Bir taraftan Fas'ta oldu biliyorsunuz. Diğer taraftan İsviçre'de görüşmeler oldu. Yani iki taraf arasında bir ateşkes için görüşme var. Bu tabii Berlin Konferansı çerçevesinde, BM çalışmaları çerçevesinde oluyor. Bizim de desteklediğimiz kalıcı bir ateşkes ve sonra siyasi bir çözüm, bunu isteriz. Zaten Saraj'da böyle bir mutabakat sağlanırsa ülkeyi seçime götürürken istifa edebileceğini söylemiş. Yani bu ileriki bir aşamada fedakarlık yapabileceğini söylemiş ülkesinin geleceği için. Yani herhangi bir şeyden canı sıkıldığı için bugün istifa edeceğim diye bir açıklama yok. Zaten bu haber geldiği zaman yardımcısı Ahmet Maytık'la beraberdik, evet, görüşüyorduk. O da bu bilgiyi yine Libya'dan teyit etti. Murat. Yani istifa etmiyor şu aşamada. Hayır. Yani ileride, o yanlış anlaşılmış. İleride bir fedakarlık gerekirse ben yaparım demiş. Tabii anlaşma olacaksa, iki tarafı da birleştiren bir anlaşma olacaksa seçimlere giderken ben istifa edebilirim demiş. Rusya ile görüşmeler devam ediyor efendim Libya konusu. Rusya ile. O hangi aşamada? Rusya ile bugün heyetlerimiz Suriye'yi görüştüler. Dün ise Libya'yı görüştüler. Rusya'dan bir heyet geldi. Biraz önce söyledim. Genel müdürler seviyesinde oldu. Yine 3+3. Bu görüşmenin daha önceki görüşmelere göre daha verimli geçtiğini söyleyebilirim. Yani Libya'da ateşkesten sonra silahsızlandırılacak bölgeler vesaire, ondan sonra atılacak adımlar konusunda daha önce belge, kağıt, non-paper dediğimiz kağıt alışverişinde bulunmuştuk. Yani iki tarafta kendi görüşünü gayri resmi, resmi bir şey olmadan iletmişti. Bu sefer biraz daha yakınlaştığını görüyoruz. Yani sonuçta Rusya ile de amacımız Libya'da bir ateşkes. Onlar diğer tarafta, biz ise resmi meşru yönetim tarafındaydık. Sahada gelişmeleri biliyorsunuz, onlara girmeyeceğim. Ama Suriye'de olduğu gibi farklı taraflarda olmanın avantajını bazen iyi kullanabiliyoruz. Ve burada son görüşmelerde görüşlerimiz biraz daha yakınlaştı. Ateşkes ve siyasi süreçle ilgili. Peki Sayın Bakan, bir noktayı daha size sormak istiyorum. Macron konuştuk gerçi ama şu anda epey bir süredir sıfır temas değil mi? Yani bir temas yok Türkiye ile Fransa arasında. Nasıl bir ilişki var? Bir de Macron Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünde mesela son görüşmeyi ne zaman yaptı? Nasıl bir hava oluyordu o görüşmelerde? Çok farklı görüşme ortamları oldu. Yani Macron eğer kibirli olursa, kibirli olduğu zaman Cumhurbaşkanımız da gerekli dersleri zaten veriyor. Kibirli mi olurdu genelde? Yani bazen böyle haddini aşarak bir
havaya büründüğü zaman tabii Cumhurbaşkanımız siyasetteki tecrübesini de kullanarak kendisine bazı hatırlatmalarda bulunuyordu. Esasen eskiden daha yakın görüşülüyordu. Sık sık da arardı Cumhurbaşkanımızı. Ve Cumhurbaşkanıyla görüştüğünü de herkese anlatırdı. Ama bu Barış Pınar Harekatı'ndan sonra bir de Libya'da başarısız olduktan sonra histerik bir hale büründü. Her yerde bizim karşımıza çıktı. Aleyhimize kararlar aldırmaya çalıştı. Başka bir konuyu konuşuruz. Önce konuşalım diyoruz. Hadi İdlib'i konuşalım ama önce Barış Pınar Harekatı'nı konuşalım. Niye girdiniz? Bizden niye izin almadınız gibi bir havaya girdi. Oraya nedense çok bozuldu. Ondan sonra yalnız yine görüşmeler oldu. Londra'da işte dörtlü oldu. Daha sonra video konferans yöntemiyle de dörtlü oldu. Bazı telefon görüşmeleri de oldu ama son zamanlarda bu temaslar azaldı işin doğrusu. Yani Macron'un biraz daha aklı selim olması gerekiyor. Bunların Fransa'ya da Macron'a hiçbir faydası yok. İç peki, siyasette de bir faydası peki, olmadığını bugüne kadar görüyoruz. Anketlerde sürekli düşüyor. O yüzden uluslararası platformda da Türkiye gibi güçlü bir ülkenin desteğini alırsa, biraz önce söylediğim o her konuda bir rol oynamak istiyor, o zaman daha güçlü olabilir esasen. Yani belki yine Avrupa'nın lideri olamaz, Orta Doğu'nun lideri olamaz, kesin olamaz. O bu anlayışta olmaz da. Niye olmaz? Çap açısından mı? Hani yani o Fransa'nın yani, politikası da yanlış. Yani öyle bir şeyi de yok, yapısı da yok yani. Yani siz ona çap dediniz ama diplomatik bir tabir bulmaya çalışıyorum. Öyle bir şey yok. Ben diplomat olmadığım için direkt çap dedim içe gitti. Evet. Sizin tabirinizi yani ödünç almayın tırnak içinde kullanmış olalım. Murat... Yok gerçekten yani bazen Fransa deyince millet gülmeye başlıyor artık. Ya da Macron deyince, Macron işte böyle bir inisiyatifi var deyince Avrupa ülkeleri bile gülmeye başlıyor. Sonuçta bu hani zorlamayla olmuyor. Bir de tek başına da olmaz, mümkün değil. Tek başına yani Macron'un ya da Fransa'nın tüm Avrupa'nın ya da bölgenin lideri olması mümkün mü? Gülenler Avrupalılar mı? Efendim? Gülmeye... Avrupalılar, çoğunlukta Avrupalılar gülüyor. Suriye, az önce biraz temas ettiniz. Yani şu anda halen Suriye topraklarında devam eden operasyonlar vesaire var. Sadece Milli Savunma Bakanlığı'nın, Silahlı Kuvvetler'in şu anda sıcak mesai verdiği bir yer değil. Aynı zamanda sizin alanınızın da devam ettiği. Hani... arka kapı diplomasisi Suriye konusunda da devam ediyor mu ve bir şeyler değişebilir mi? Çünkü bu kadar askeri operasyonun nihayetinde bir diplomatik sonuç doğurması gerekir herhalde. Şimdi Suriye konusunda öncelikle bu İdlib bölgesindeki ateşkesi bizim muhafaza etmemiz lazım. Burası devam ederken bile siyasi süreç, Anayasa Komisyonu toplantıları çok verimli geçmiyor. Geçmiyor. Yani şu anda sükunet olmasına rağmen göreceli olarak eskiden. Bir de bu ilerlerse siyasi süreç tamamen bitebilir. O zaman askeri çözüm yine çatışmalara dönebilir. Bu bir. İkincisi tabii Kuzey Doğu Suriye'de Amerika'nın attığı adımlar, PKK ile imzaladığı anlaşmalar, Rusya'nın göstermelik iki oradaki sözde PKK güdümündeki bir sözde konseyle orada yerel bir siyasi parti arasında bir anlaşma imzalaması. Onun da bir değeri yok ama Rusya'nın bunu yapması doğru değil. Tüm bu gelişmeler yani esasen baktığımız zaman bir, sınır bütünlüğünün iyi korunması lazım. İki, ateşkesin devam etmesi lazım. Üç, Anayasa Komisyonu'na siyasi sürece biraz daha fazla odaklanması lazım. Uluslararası toplumun da biraz daha Libya önemsiz demiyorum ama 10 yılı vardı. 10 yıla vardı. Biraz daha bu sürece destek vermeleri gerekiyor. Bu arada bir sistem demeyeyim de, yani dünden beri baktım, bana saldıranlar var. Niçin saldırdılar? Efendim Suriyeli kardeşlerimize yardım ediyormuşuz. Şimdi ben bunu niye söyledim? Ne zaman söyledim? Suriye içinde El Baba yakın bir bölgede Kızılay'ımıza bir saldırı oldu. Evet. Kızılay'ımıza yapılan saldırıyı kim yaptı? Bizim orayı sivil insanlara verdiğimiz desteğden kim rahatsız olur? Terör örgütleri. Ya PKK ya DAEŞ'tir. O DAEŞ de temizlendiğine göre büyük olasılıkla PKK arkadaşlarımız daha en üst kimse üstlenmedi. Araştırmalar devam ediyor. Şimdi benim Suriye içinde Suriyelilere verdiğimiz desteği getirip de iç siyasette
ırkçı ve faşist bir yaklaşımla yorumlamalarını ben anlamadım. Siz, ben rahatsız olanlar PKK derken kendinizi onlarla aynı şeye niye koyuyorsunuz? Ayrıca diyorsunuz ki Suriyeliler gitsin Suriye'ye.